Hakikati bulanlar kendinden çok şey fedakarlık yaptılar. Hakikati duyanlar isteseler de istemeseler de eskisi gibi olamadılar. Hakikatle tanışanlar gerektiğinde kendi isimlerini bile unuttular. Hakikatle tanışanlar işini, eşini, dostunu, bütün dünyayı bir kenara bırakıp sadece Rabbil Alemin huzuruna çıkmak için, ona kavuşmak için, onu razı etmek için can verdiler, gözyaşı döktüler, davalarına sımsıkı sarıldılar. Bu yolun kaderi zaten böyledir. Bir kalpte iki sevda olmaz. Bir kalpte iki isim olmaz. Bir kalpte iki tane Rab olmaz. Ya bütün kainatı, bütün galaksileri, bütün samanyolunu avucunun içinde tutan Rabbil Alemine teslim edeceksin ya da yadası yok. Yadası yok. İkinci bir seçenek yok güzel kardeşim. İkinci bir seçenek için o kadar güçlü değiliz. İkinci bir seçeneğin cenneti yok. İkinci bir seçeneğin cehennemi yok. Madem ki cenneti yok, cehennemi yok ikinci bir seçeneğin, o zaman ikinci seçeneğe kalbimizi meyil etmememiz lazım. İkinci seçeneği sırtımızı dönüp birinci seçeneğe bütün hayatımızı, bütün benliğimizi, bütün ruhumuzu teslim etmemiz lazım. Evet, dilimiz bunu söyler ama halimiz bunu söyler mi? Halimiz bunu yapar mı? İşte bu noktada biraz tereddütte, işte bu noktada biraz yeyse kapılıyoruz. Tam da bu zaafımızdan ötürü dünyayı tercih edip ahireti arka plana bırakan, hakikati arka plana bırakan insanların, düşüncelerin, karakterlerin, olayların, toplumların maruz kaldığı üç şey vardır güzel insanlar. Dünyayı ahirete tercih edenlerin vay haline. Dünyayı ahirete tercih eden insanların maruz kaldığı üç koca sıkıntı, üç koca zaaf, üç koca yenilgi, üç koca taş, üç koca kaybediş vardır. Birincisi, sıkıntısı hiç eksilmez. Bakalım etrafımıza. Birinci sıraya Allah'ı koymayan kardeşlerimize bakalım. Dünyaya takılanlara bakalım. Her zaman bir gelecek endişesi var. Her zaman bir doyumsuzluğu var. Her zaman bir kaybedişi var. Ve her zaman bir ezilişi ve gerçekleşmeyen hayalleri vardır. İkinci maruz kaldığı husus ise yokluktan hiçbir zaman kurtulmazlar. Aslında etrafında onlarca varları vardır. Yemeği vardır, suyu vardır, giysisi vardır, sağlığı vardır, gözü vardır, kulağı vardır. Her şeyden önce Rabbi vardır. Ama o insanlar hep yokları sayarak, hep yoklardan söz ederek Allah muhafaza bir gün yok olmaya mahkum kalacaklar. Üçüncü kısım ise öyle bir hırsa kapılır ki, öyle bir daha fazla kazanma mücadelesine girer ki güzel insanlar hiçbir zaman boş vakit bulamaz. Hep çalışır, hep mücadele eder. Geçen derslerde de bahsettik. Bir insan mücadele etmemeye gibi bir sorun yok. Mücadele ediyoruz. Ama yaptığımız mücadeleyi, ettiğimiz çabayı nereye sarf ediyoruz? Orada biraz sıkıntı var. Hep dünya malını kazanma derdine girersek, hep makam, şöhret, şehvet duygusunun peşinden koşarsak, ömrümüz elimizden kayıp gidecek, ahiretimiz elimizden kayıp gidecek. Her şeyden önemli Allah Azze ve Celle bizi terk edecek ama biz hala hırsımızı terk etmeyeceğiz. Allah muhafaza. Evet güzel kardeşim, sıkıntılar almış başını gitmiş olabilir, dertler üst üste gelmiş olabilir ama değil midir ki fırtınalı, dağdağlı okyanuslar altında, fırtınalar ardında bir Yunus'u, sevdiği kulunu balığın karnına koyup da zikre tutuşan Allah'tır. Ve o karanlıktan, o fırtınadan, o dağdağlı, o dalgalı denizin içinde kapkaranlık bir balığın karnında hepimize ışık olacak bir zikir çıkmadı mı? Korkma kardeşim, söyle bunu kalbine.
La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. De bunu kalbine ve de bunu kalbine. Allah var, gam yok. Dünyayı ahirete tercih edenlere inat. Ahireti dünyaya tercih et. Allah'ı onlarca seçeneğe tercih edenlere inat. Onlarca şeyi Allah'a tercih et. Ve Allah varsa her şey vardır. Allah yoksa her şey olsa boştur. Selametle.